Ankara Gücü kampına girdik. Futbolcular yemek yiyorlar, istirahate çekildiler ama Bursaspor'un da formasını giymiş Ümit Özat, Ankara Gücü'nün yardımcı antrenörü, bizlerle sağ olsun bir söyleşi gerçekleştirdi. Biz sorduk, Ümit cevapladı. Şimdi bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Ankara Gücü son 10 yıldır hep ligi 15. 16. 14. işte 15. 14. 13. 16. yanlış oldu. Bu sıralarda bitiren, hatta ligin son 2-3 haftası ligde kalmaya garantileyen, büyüklüğüne yakışmaya şekilde bitiren bir takımdı. Tabii biz de geldiğimizde 17 puanla, bunun 3 puanı da Ankara Spor'dan aldığını sayarsanız 14 puanla bir takım teslim aldık. Ve buna 8 tane 10. yeni katıldı. Bizim ilk amacımız bu sene takımı bulunduğu yerden kurtarmak ve senenin kadrosunu kurmak. Ondan sonra seneye öncelikle burada görev sürecimin bitişine kadar kalırsak, görev sürecimiz bittiğinde gelen insana, her sene başarılara koşan, her sene UEFA Kupası'nı hedefleyen, Şampiyonlar Ligi'ni oynayan bir Ankara Gücü bırakmak. Yoksa tabii ki herkesin dilinde bir şampiyonluk var ama şampiyonluk zamanla olacak bir şey. Yani böyle bir senede, iki senede, üç senede hemen olacak bir şey değil yani. Hep verdiğim bir örnek var. Dünyada bir tek Kazan Sulaten, herhalde Kazan Sulaten'di yanılmıyorsam. Ya da evet, o olması lazım. Otoray Ağge zamanı ikincilikten çıktı, birincilikte şampiyon oldu. Dünyada başka bunun bir örneği yok yani. Bu da takdir edersiniz ki zaten istisnaya girer. Bursa Spor'a gelince şu anda tabii ki başında çok başarılı bir hoca var. Başarılarına devam etmesi canı gönülden isterim. Tabii ki geçmişte Bursa Spor'da benim futbol oynadığım kulüp. Elbette bir gün ben de o camide görev yapmak isterim. Ama ben şu anda siz de biliyorsunuz ki, takdir edersiniz ki, Ankara Gücü'nün başarısı için gecemi gündüzüme katıyorum. Ailem bile İstanbul'da. Tesislerde, haftanın 4 günü tesislerde kalıyorum. Dediğim gibi zaman bizi nereye götürür, zaman neyi gösterir bilemem. Ertuğrul Hoca'yla bir çıkışa geçtiler. Esasında baktığınız zaman bu çıkışın temellerinde Samet Hoca'nın da payı var. Bunu kimse inkar edemez. Yani öyle tahmin ediyorum ki Sercanları, Volkanları, o genç oyuncuları da Samet Hoca bu takıma kazandırdı herhalde. Yanılmıyorsam, bilmiyorum yani. Onlara yani şans verdi. Yani şans verdi yani bu anlamda. Ama inşallah bu çıkışlarını devam ettirirler. Dediğim gibi yani herhalde tesisler hazır. Maddi anlamda herhalde bir sıkıntıları yoksa bu başarı herhalde zamanla gelir diye düşünüyorum. İyi gidiyorlar yani. Bizim taraftarlarımız 16. dakikada Bursa Spor diye bağırıyor. Öyle tahmin ediyorum ki herhalde, evet, Bursa Spor taraftarları da 6. dakikada Ankara Gücü diye bağırıyor. Bu büyük bir, güzel bir olay. Esasında topluma örnek olacak bir olay. Bakalım, herhalde büyük, öyle tahmin ediyorum ki pazar günkü maçı hep beraber izlerler. Tamam. Güzel. İkisi de benim yabancı olmadığım taraftar grubu. Dediğim gibi inşallah pazar günü de iki takım açısından hayırlısı olur. Güzel bir maç olur. Tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Onlar da kazanmak istiyor. Bursa Spor da kazanmak istiyor. Hak edenin, iyi mücadelenin kazandığı maç olsun.